Vallahi ben hiç kimseye vermem. Zaten vermiyorum. Neden? Hem gençlerin işsizlik oranı biraz artıyor. Hem mültecilerin işe alınıp yerli insanların çalışması engelleniyor. Bundan dolayı ben vermiyorum yani hiç kimseye. Yarın seçim olsa normalde ben AK Parti'ye oy veriyordum. Cumhurbaşkanımıza oy veriyordum. Ama şu an seçim olsa hiçbir partiye oy vermeyeceğim ben. Çünkü engelliyim ve işe girmişim. Engelli maaşım kesiliyor. Engelli olmama rağmen yani benden vergi kesiyorlar. O yüzden ben artık bu yüzden hiçbir siyasi partiye daha oy vermeyeceğim. Verirsem de boş oya atacağım, o kadar. Biz istiyoruz ki yani güzel hep birlikte Türkiye'mizi geçindirmeleri lazımken bir biçimizde zaten savaş oluşturuyoruz. Buna gerek yok. Eğer dişten bize cephe yapıyorlarsa, bize düşmanlık yapıyorlarsa o zaman biz de bu ülke için, bu vatan için birlik beraberlik yapmamız lazım. Ama bu birlik beraberlik değil ki. Sayın Cumhurbaşkanımız evet Kur'an okuyor ama Allah-u Teala'nın bir sözü vardır. Bütün günahlarla gelin ama kul hakkıyla, kul günahıyla gelmeyin. O yüzden ne kadar ümmeti Muhammed'in ve benim hakkımı yiyorsa ben hiçbir zaman helal etmiyorum. O yüzden hiçbir siyasi partiye oy vermeyeceğim bu sene. 2023'te de vermeyeceğim. Bir daha ne zaman olursa da vermeyeceğim. AK Parti hep veriyordum. Hep AK Particiydim. Koyu AK Particiydim. Şimdi oy seçimi olsa ben AK Parti'ye vermem. Çünkü Türkiye'nin hali vaziyeti belli. Türkiye elden gidiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı bu şeyi düzeltmesi lazım. Cumhurbaşkanı Türkiye'yi şey ettirmesi lazım. Birazcık düşürmesi lazım. Her şey aldı başını gidiyor. Hiç kimse eve bir şey götüremiyor. Herkes evde. Bakıyorum çöpten birisi ekmek alıyor. Bakıyorum acıyorum gidiyorum. Benim cebimdeki parayı veriyorum o. Cebimdeki parayı. Bu hale kadar gelmişiz, düşmüşüz bu hale kadar. Bu çünkü enflasyon, her şey borsa aldı başını gidiyor. Bu çünkü ekmek zamlanıyor, her şeye zam üstüne zam. Hiçbir şey kalmıyor, vatandaş bile geçinemiyor. Geçinemiyor çünkü evine ekmek götüremiyor. Evine ekmek götüremediği için adam çocuk eve bekliyor ekmek. Adam diye eve ekmeği nasıl götüreceğim, nasıl tüpü alacağım, tüp aldı başını gidiyor, her şey aldı başını gidiyor, enflasyon belli değil. Ondan sebep Cumhurbaşkanı'na sadece demek istediğim, çünkü bu Türkiye'yi düzeltmesi lazım. Türkiye'yi elden gitmeden enflasyonu düşürmesi lazım. Yarın seçim olsa AK Parti'ye, neden AK Parti'ye? Ülkenin değerlerinin daha iyi korunduğuna inanıyorum, bunun için AK Parti. AK Parti, AK Parti'den başkası yalan. Neden? Çünkü yatırımları var, çok büyük yatırımları var, vizyonu var. Geleceğe dair güven veriyor. Onun için AK Partiliyiz, AK Parti'den başkasına da oy veremeyiz. Valla AK Parti'ye vermeyeceğim. Belediye başkanlığında İstanbul'da verdim, çalıştım, burada da bir defa verdim ona. Ve ondan sonra hiçbir partiye vermem. Bir defa Bahçeli'ye verdim. Şimdi kesinlikle ne Bahçeli'ye ne de AK Parti'ye rey verecek değilim. Neden? Uygulamış olduğu ekonomik politikalarını, uygulamış olduğu sistem anlayışını benim demokratik anlayışıma uygun olmadığı için, beğenmediğim için vermeyeceğim. Şöyle söyleyeyim, bundan bir 10-15 sene kadar önce bunu sorsaydınız, kimi söyleyeceğimizi burada ben söylerdim ama şu anki yıl itibarıyla, 2022 yıl itibarıyla şu anda oy verilecek bir parti ben göremiyorum. Şahsım adına konuşuyorum. Kimse üzerine alınmasın. Ben kimseye oy vermeyeceğim. Boş kullanacağım. Vermek olsaydı yani diye soruyorsanız yani kimi seçeceğimizi biz de vatandaş olarak bilmiyoruz. Kime oy vereceğimizi bilmiyoruz. Çünkü ekonomik olan krizden, bu pahalılıktan, doların, şu dövizin yüksek fiyatta olmasından nedeniyle bayağı bir sıkıntı döneminde içerisindeyiz. Bunu nasıl aşarız? Yeni birisi gelse daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Onun bilincinde değiliz şu anda. Ama yani birisi çıkıp dese ki ben gerçekten bu işi layıkıyla şeyle yaparım, bize güvenin, şöyle bir destek olursa vatandaş olarak tabii herkes bir partiye oy verirse o kazansın diye düşünüyorum ben. Yarın seçim olsa hangi partiye veririz? Güzel bir soru.
2002'de ben AK Parti'ye veriyorum yani. Burada siz çekim yapıyorsunuz diye değil. 2002'de ben parti, ben kendim aynı Güney Sulu'yum. Fakat şu anda gerçekten öyle bir sıkıntı var ki kafamız karıştı yani. Yani artık geçinemiyoruz, zor durumdayız yani. Yani şu anda net bir şey söyleyemem şu anda, kafam çok karışık. Kafamız karışık toplum olarak yani. Doları düşürdük, Allah razı olsun, ama gidiyorsun markete bir kilo peynir 75 lira. Atıyorum kaşar peyniri bir kilo, beyaz peynir bir ay önce 33 lira olan beyaz peynir şu anda ekizinin peyniri 49 lira olmuş. Yani vatandaş kara kara düşünüyor, ben 47 yaşındayım işsiz geziyorum. Ki bu halde 2002'den beri ben hemşerimdir, Güney Sulu'dur, oy verdik ona, vereceğiz de, ama yani böyle bir durumda yani kafalar çok karışık yani. Yani vereceğim desem yalan olur. Ben gerçeği konuşurum. Yarın seçim olsa AK Parti'ye veririz. Çünkü hizmetlerini görüyoruz, yatırımları görüyoruz, hizmeti görüyoruz. Daha iyisi yok ki verelim yani. Bundan daha iyisi gelse ona veririz ama bunun tabii eksikleri var, ama yine de bundan daha iyisi olmadığı için yine AK Parti'ye veririz. Ve AK Parti yatırımlarını görüyoruz, yaptıklarını görüyoruz. Bu zamana kadar gelenlerin hiçbir şey yapmadılar yani, bunlar kadar bir altyapı olsun, üst yapı olsun hiçbir şey yapmadılar, icraatları olmadılar. Ve şu durumda da baktığımız zaman da zaten bunların gibi bir daha parti yok yani şu anda görünürde. Ve Recep Tayyip Erdoğan gibi böyle güzel, dik duran, icraatlarına olan, konuşmalarına, gerek yurt dışında gerek yurt içinde yaptığı yatırımlar, yani hizmetler gördükçe tabii ki buna veriyoruz. Daha iyisinde olmadığı için, bir seçenek daha olmadığı için de yine buna veriyoruz yani. O yüzden memnunuz. İnşallah bir takip seçimde daha iyi, daha iyi hizmetler olur da bize daha güvenli, daha iyi bir şekilde yine desteğimizi yaparız yani. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Benim görüşlerimle şeylerimi onu tespit edin. Ona yakın düşüyor fikirler, düşünceler. Her zamanki bir gibi tabii ki Tayyip Erdoğan'a. Çünkü neden diyeceksiniz? Bugünkü sisteme baktığımıza göre dünyada ve Avrupa'da olanlar, olayları zaten biliyorsunuz. Türkiye genelinde zaten Tayyip Erdoğan hem İslami yardımlarıyla hem de dine açığı olaraktan ve vatandaşın her isteğine uygun yaşam seçimlerini sunmak üzere. Ama içimizdeki maalesef bazı değerleri bilmeyen kişiler vardır. Fakat onların da madem burayı istemiyorsalar her yere gibi Avrupa'ya gidebilirler. Şunu söylüyorum ben. İyi ki Tayyip Erdoğan var, iyi ki din var, iyi ki İslam var. Ha, çekemeyenler lütfen bu ülkeyi, bu vatanı kirletmesinler. İstediği gibi gidebilirler. Çünkü burası özgürlük. Diyorlar ki özgür değil. Nasıl özgür değil? Herkes istediği gibi giyiyor. İstediği pantolonu giyiyor. İsteyen kapalı geziyor. İsteyen her şekilde mini etekte geziyor. Özgürlük değil de ne? Bu kadar vatandaşa yardım ediyor. Sosyal yardımlar oluyor. Yaşlı insanlara yardım ediyor. Bakım parası alınıyor her şekilde. Bu Türkiye'nin genelindeki zaten dünya şeyinde en iyi şekilde yaşadığımıza şükretmemiz gerekirken aslında inkar edip de bir de yani olağanüstü de yani insanı suçluyorlar. İyi ki var. Ben her zaman için AK Partiliyim. Ben zamanından beri verdim. İyi ki de vermişim. Doğru seçim yapmışım. Hayırlısıyla Recep Tayyip Erdoğan Allah uzun ömürler versin diyorum. AKP'ye veririm. Nedeni görülüyor ya. Bunun nedeni yok ki ya. Bundan başka parti yok ki. Yani yaptıkları belli, yapacakları belli, vizyonu belli. Hebilon ne yaptığı belli değil, ne diyecekleri belli değil, nasıl yönlendirecekleri belli değil halkı. Yani gördüğümüz öyle iç açıcı bir durum yok yani AKP'nin sayesinde. Allah razı olsun. İyi yönlendiriyor, iyi yapıyorlar, güzel yapıyor yani, daha doğrusu güzel. Uçuyu güzel döndürüyor yani. Şu anda bir sıkıntı bende yok. Olanlarda da bir şey diyemem ben. Yani.